Herkese iyi günler arkadaşlar. Sıfırdan C# eğitim videolarımıza devam ediyoruz. Arkadaşlar bu dersimizde DLL işlemlerine devam ediyoruz. Bu da bir önceki dersimizde şunu demiştik. DLL'lerimizi oluşturmuştuk. İşte ilgili bla bla blaları oluşturduk içine proglarla. Bu klasımızı yani komuta merkezi klasımızı oluşturduktan sonra DLL'imizi build veya da debugladıktan sonra diye oluşan DLL'imizi nasıl kendi projemizde kullanacağız? Şimdi bunu görelim arkadaşlar. İlk başta referansa geliyoruz arkadaşlar. Görüleceği üzere bizim referansımız da buraya eklenecek. Yani DLL'imiz bizimki de bir referans. Add reference diyoruz arkadaşlar. Buradan browse diyoruz. Sonra geliyoruz arkadaşlar. Debug'un içine geldik arkadaşlar. İsterseniz buradan da seçebilirsiniz. Veyahut siz diyor şimdi diyeceksiniz ki ben oradan seçmek istemiyorum. Ben nereden seçmek istiyorum? Benim ana projemin içinde olsun kardeşim diyelim. Tamam bir sıkıntı yok. Yani burada olsun diyorsun. Nasıl bu Media Player eklentisinin olduğu gibi. Tamam diyorum. Proje DLL'i oradan aldım arkadaşlar. Ctrl X ile. Buraya yapıştırdım görüleceği üzere. Ana projemizi mi? Ana projemize pardon. Buradan sağ click add reference. Sonra açıyoruz. Dosya yolumuzun yani projemizin yolunu bla 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 bla. Sıfırdan C# eğitim seti. Sıfırdan C# eğitim seti. Slice bin debug. İçinde olan DLL'imizi ekliyoruz arkadaşlar. Okey diyoruz. Buraya geldi zaten. Okeyledik. Nerede bizim DLL'imiz? SQL işlemleri adında DLL'imizi görebiliriz. Buraya çift tıkladığımızda ne oldu? Çift tıkladığımızda otomatikman gerçi benim projeme gitti de SQL işlemi DLL'nin içinde şey yapalım. Olay şu arkadaşlar. Şuraya tıkladığımızda SQL işlemleri diyor. Şu an içinde herhangi bir metot olmadığı için göstermiyor. Fakat metot olduğunda gösteriyor arkadaşlar. Onu Aksi internelden gösterelim. Şöyle tıkladığımızda daha doğrusu buradan metotların hepsini görebiliriz. Şimdi SQL işlemlerinde aşağıya yaptık mı? Yok, tamam. Devam ediyoruz. Şimdi ben bunu projemde nasıl kullanacağım usta diyorsun. MTD-DRM'ydi galiba en son. Aynen öyle. En son buymuş. Şimdi ben burada gereksiz olan şu eventleri sileyim. Tabii bana hata verecek. Ctrl Shift B dediğimde arkadaşlar kızacak diyeceğim. Eventler aynen. Çünkü Daisy bölümünde Design bölümünde arkadaşlar bunun oluşturulan şeyler var. Mesela load aktif olduğunu, automatic size değiştiğinde vesaire. Şu eventleri buradan silmemiz lazım. Şimdi Ctrl Shift B dediğimde kızmayacak. Eğer tam olarak sildiysek. Aynen. Silmişiz, kızmadı. Şimdi ben bu DLL'i arkadaş nereden ekleyeceğim? Nasıl kullanacağım diyorsun. Şimdi DLL'imizin ismi ne? Bakıyoruz SQL işlemi değil mi? Hemen yukarıya ben nasıl SQL işlemi yaparken using system.data.sql client ekliyor isek using sistem demiyoruz. Ney? SQL işlemleri diyeceğiz de bulabilirsem eğer SQL işlemleri değil miydi? Bakıyorum hemen arkadaşlar bir saniye. SQL işlemleri evet. Niye gelmedi? Bakıyoruz şimdi. Şunun için gelmedi. Herhangi bir metot vesaire hiçbir şey yok içinde. Bir saniye arkadaşlar. Bir metot oluşturalım içine de. Şimdi. Komuta merkezine bir tane metot oluştururum arkadaşlar. Bağlantı metodu oluşturacağım. Sadece boş boş şeyler yapmışız. Artı publish değil bu. Ben buna nasıl ulaşacağım? Ulaşırım. Şu an ulaşabiliriz de.
publish diye bir tane metot oluşturum aynı zamanda. Publish void değil tabii ki. SQL connection diyelim arkadaşlar. Tamam. Bağlan team dedikten sonra gelelim buraya. Tabii return olacak. Return olacağı için de bir tane return verelim connection'ımızı. Verdikten sonra tipik bizim if koşulumuzu verelim. Diyelim ki bağlantımızın statüsü eğer eşit eşitse connection tabii yukarıya diyor usta diyor tamam da onu yazacaksın da diyor. Using tabii ki. Using system nokta using system nokta datayı eklemen lazım diyor. Hemen diyorum. Seni mi kıracağız usta? Tamam. Şimdi connection statü. Eğer benim bağlantımın statüsü connection statü nokta close ise yani bağlantım kapalı ise connection dot open. Olay bu arkadaşlar. Metodumuzu oluşturduk. Ctrl Shift B'yi tabii ikisini de yaptık mı? Şunları bir kapatalım. Bir daha açarız. Şu an DLL'de bir daha metot bazı işlemler yaptık arkadaşlar. DLL'deydik. Şunları bir daha silelim. DLL'de işlem yaptık. Bir daha ekleyeceğiz DLL'imize. Çünkü erişim belirleyicini publish yapmamışım. Provide kalmış. Build dedik arkadaşlar. Görüleceği üzere burada bir kere ekledik ya arkadaşlar. Ekledikten sonra bunu Ctrl X deyin arkadaşlar. Gelin buraya. Bir daha eklemenize gerek yok. Sağ click. Open folder in file explorer deyin. Yani projemizi explorer şunu da açın deyin. Dev'un içine gelin. Ctrl V deyin. Hedeftekini değiştir deyin. Olay bu kadar. Şimdi gelelim asıl projemize. MTDRM. Hesapla butonuna gelelim. Şunu da uçuralım. Using SQL işlemleri gördüğü üzere namespace'ini aldık. SQL işlemleri aldık. Tabi neden almadık biliyor musunuz arkadaşlar? Aynı zamanda onu da göstermek istedim. Eğer siz erişim belirleyici olarak provide verirseniz zaten bunu vermezsek eğer provide'dir. Zaten bunu biliyorsunuz. Bilmiyorsanız bir önceki videolarımda erişim belirleyicileri konusunda görebilirsiniz aynı zamanda. Provide verirseniz bunun içine otomatikman ulaşamayacağınız için de orada gözükmez. Olay bu. Sıkıntı buydu. Publish verdik. Yani global verdik. Sonra devam ediyoruz. SQL işlemi değil mi arkadaşlar? Verdik. SQL işlemini verdikten sonra benim içinde ne vardı? Bağlantı. Tabi bağlantı benim şeyimdi. Bağlantı değil. Onun için SQL işlemini class'a attıktan sonra bunu yapıyoruz arkadaşlar. SQL işlemleri SQL iyi diyelim arkadaşlar. Eşittir. New SQL işlemleri. Şimdi diyeceksin niye kızdı bu? SQL işlemleri nokta komuta merkezi dedikten sonra şunu yani bunu eğer uçursaydım arkadaşlar şimdi yapalım. Onu uçurduk. Eklemediğimizi düşünün. SQL işlemleri nokta komuta merkezi. Oops. Nokta komuta merkezi. KMT MRKZZ eşittir new SQL bla 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 değil tabii ki de. Bu şekilde yapabiliriz. Eklemezsek eğer. O aklıma takılmış şu an. Onu da gösterecektim. İyi geldi örneği. Eğer yukarıya using'i atmıyorsak arkadaşlar bu şekilde yapmamız lazım. Eğer yukarıya using'ini attıysak yani biz buraya teminki yaptığımız gibi using SQL işlemleri dediysek arkadaşlar tabii şu an diyemedik. Notları virgülü koyduktan sonra direktman şu class'ımıza ulaşabiliyoruz. Hiç
Eğer statik bir şey varsa arkadaşlar, zaten statik olayını göstermiştik. Komuta merkezi nokta dediğimizde şu an connection'a ulaşabiliyormuşuz. Connection statik mi? Ya publish olduğu için. Tamam. Connection'a ulaşabiliyoruz. Veyahut statik olanları direkt bu şekilde ulaşabiliriz. Komuta merkezi kmt mrkzz eşittir new dedikten sonra tap tap kapattık. Şimdi kmt merkezi komuta merkezi dedikten sonra arkadaşlar kmt merkezi nokta bağlantıma ulaşabiliriz arkadaşlar, görüleceği üzere bağlantıma ulaştık. Şimdi mesaj başlığına ulaştık değil mi arkadaşlar? Yani ben şöyle bir örnek de yapalım. Bana bastığımda mesaj başlığını mesela bana bassın. Neymiş bu mesaj başlığı? Messagebox.show diyelim ki bu örnek mesaj başlığıdır diyelim. Fakat mesaj başlığını ben buradan vermek istemiyorum. Komuta merkezi vermek istediğim için bir de DLL üzerinden ne diyeceğim? Komuta merkezi nokta mesaj başlığının toString değeri dediğimizde ise arkadaşlar F5'e basalım. MTDRM olayını formunu çalıştıktan sonra Enter'a bastığımızda göreceğiniz üzere sıfırdan C# eğitim seti Ebu Bekir baslamayı gördünüz arkadaşlar. Yani diğer elimizin içine girdiğimizde şunu göreceksiniz. Şu mesaj başlığını gördük. Şimdi static connection team'in direkt ulaştık ya arkadaşlar. Yani komuta merkezi nokta dediğimizde connection geldi. Neden? Static olduğu için. Yani statikleri direkt o şekilde bulabiliyoruz. Öbür türlü ise sınıf oluşturmamıza, sınıf diyorum. Nesne oluşturacağız komuta merkezi adında. Komuta merkezi nokta. Bu şekilde yaptığımız gibi yapmamız lazım. DLL olayları da bu kadar arkadaşlar. Gene burada işte aynı şekilde nasıl class'ta değer döndüren, değer döndürmeyen vesaire vesaire vardı ya arkadaşlar. Aynı şekilde bunları da yapabilirsiniz. Mesela metot oluşturursunuz arkadaşlar. Yani metodu yapabilirsiniz. Metodu yaptıktan sonra ise direktman işlemmeye devam edersiniz. Olayımız budur. Sonra burada göstermem gereken bir şey var mı? Yok arkadaşlar. Gene aynı şekilde devam ediyor. Dediğim gibi DLL formla ilgili, yani DLL içinde Windows Form application'ları kullanabiliyoruz. Bununla ilgili istiyorsanız arkadaşlar ayrı bir istek yaparsanız size şey yapabilirim. Bir video yapabilirim. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler diliyorum.